Seni gerçekten anlayanlar var mıydı? Şimdi şöyle söyleyeyim abi ya, bu olaylar, Türkiye'deki yaşadığımız olaylar beni takım arkadaşlarımla o kadar çok yakınlaştırdı ki, yani olan olaylar çok üzücü. Yani herkesi çok derinden etkiliyor. Benim de yapacağım hizmeti engellemesin diye maç günleri ben izleyeceğim, işte takip ettiğim şeyleri bırakıyorum. Hani ki deli misin? Sen ne yapıyorsun falan diyenler oluyordur tabii. Çok oluyorlar. Bayağı takım arkadaşlarında. Ondan sonra bir süreden sonra takım arkadaşlarım gelip bana haber, ya işte Türkiye'de şu olmuş, ailen iyi mi? Türkiye'de şu olmuş, kardeşlerin, şunlar, arkadaşların iyi mi diye. Hatta böyle o kadar böyle çok muhabbet kurduk ki. Mesela takım arkadaşlarımdan bu basketbolu yakından takip edenler bilir. Steven Adams diye bir takım arkadaşım var. Beraber bıyık bırakmıştık, bilmiyorum biliyor musunuz da. Bana hizmeti sordu. Hizmeti sordu, hizmetin vizyonunu, misyonunu, niye eğitim olduğunu, niye dünyaya bu kadar açıldığımızı sordu. Ondan sonra bir diğer arkadaşımız, bu maklube çevirdiğimiz bir arkadaşımız vardı, Westbrook diye, bilmiyorum izlemişsinizdir. Yani Hoca Efendi sordu bana. Hatta böyle biz onunla muhabbeti o kadar böyle şey yaptık ki, ilerlettik ki, yani burada miktarı bende kalsın ama kendisinden himmet bile aldık yani. Hatta şöyle direkt çıkarıp şey verdi, keş verdi şöyle. Şey dedi, paramın iyi bir yere gittiğinden emin ol dedi. Biz de onu işte abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize gönderdik işte. Yani ben şunu gördüm abi ya. Karşıdaki insanlar sizlere şöyle söyler, böyle kötü sözler söyler falan filan da insanlar tekrardan dönüp sizleri nasıl temsil ettiğine bakıyor yani.